Eastern world, it is exploding, violence flaring, bullets loading. You're old enough to kill, but not for voting. You don't believe in war, but what's that gun you're toting? And even the Jordan River has bodies floating, but you tell me. Merhaba sevgili diktör takipçileri. Tek Gerçek Podcast'a hoş geldiniz. Buz ve Ateş'in şarkısı serisini bölüm bölüm incelediğimiz podcast'ın bu bölümünde Taht Oyunları Edar 9 bölümüne bakacağız. Bu bir tekrar okuma podcast'ı olduğu için spoiler uyarısını yapayım. Her şeyden bahsedebilirim. Yayınlanmış 5 kitap, dizi, yan kitapların hepsi, kış rüzgarlarından yayınlanmış bölümler ve yazarın söyleşileri. Bu bölüm sizlere konsol üyelerimiz tarafından getirildi. Zaman Lordu Velat Akyol, Doğan Şallı, Lord Beyazel The Cold Corps, Üstad Hasan Hayyam, Lord Brandon Blackfish, Kral Eli, Kış Lordu Arda Yaşar, Lord Dynamis, Knights Queen Quaithe, Lord Murat Çetin, Lord Keyvan Cavan, Lord Yusuf Burak Eker ve Lord Haktan Baran Akkaya. Katıl mevzusunu Kreosus'tan devam ettiriyoruz. Oradan destekleyenlere, özellikle vaat edilmiş destekçi olarak gelen Dynamis, The Cold Corps, Quaithe, Murat Çetin ve Lazarus'a teşekkür ediyorum. Açıklamadaki linkten sayfaya bir göz atabilirsiniz. Bunu da söylediğime göre özete geçelim. Ned serçe parmağı Şataya sohbet ederken görüyor. Bu sırada Ned'in adamlarından Howard bir fahişe ile oyun oynuyor. Jory de onları izliyor. Ned işi bittiği için ayrılacaklarını söylüyor. Baelish boş yapıyor. Ned de Baelish'e yardım için müteşekkir olduğunu ama bunun gevezelik yapmasını çekeceği anlamına gelmediğini söylüyor. Dışarıda yağmur yağıyor ve Jory kaleye gidip gitmediklerini sorunca Ned onaylıyor. Baelish geliyor ve birkaç genel ev daha satın alacağını söylüyor. Ned de geveze herifin konuşmasına karışmıyor. Baelish de bir süre sonra susuyor zaten. Yağmurda ilerlemek Ned'i anılarıyla baş başa bırakıyor. Lyanna'nın Robert'ın bir kadına sadık kalıp kalmayacağını söylediğini düşünüyor. Lyanna, Maya Stone'u yani geçen bölüm tanıştığımız Robert'ın piçini bildiği için bu şekilde konuşmuş. Ned, aşkın bir adamın doğasını değiştirebileceğini söylese de Lyanna, aşk tatlıdır sevgili Ned ama bir adamın doğasını değiştiremez demiş. Ned genel evde konuştuğu genç kızı düşünüyor şimdi. Robert'tan doğma bebeğine Barra adını vermiş. Kızın Robert'a benzediğini söylüyor. Benziyor da. Kız Ned'den Robert'a söylemesini istiyor. Çocuğun ona ne kadar benzediğini söylemesini. Ve bir de bir başkasıyla birlikte olmamış. Ned de söyleyeceğini belirtiyor. Robert'ın sonsuz aşk için söz verecek ancak sabahına bunu unutacak biri olduğunu düşünüyor. Ned'in aklına burada Lianna'ya verdiği söz geliyor. Kız gülümsediğinde Ned'in kalbi ikiye bölünmüş gibi oluyor. Ardından her nedense Liana'yı hatırlamışken bir de üstüne kucağında bebek tutan bu kadını görünce Jon'u hatırlıyor. Önemli bir pasaj olduğunu sanmıyorum. Neden özete eklediğimi de bilmiyorum. Her neyse Ned serçe parmağı kralın kaç piçi olduğunu soruyor. Beyliş senden fazla diyor. Ned Bellish'in boş yapmasına bağışıklık kazanmış olacak ki direkt soruyu tekrarlıyor. Beyliş de omuz silkip bildiklerini sayıyor. İsmini bilmiyor ama Edric Storm'u anlatıyor. Stannis ve Selyse'in düğün gecesi, Stannis ve Selyse'in evlilik yatağında ilişkiye giren Robert, ilişkiye girdiği kişi soylu olunca doğan çocuğu resmi piçi yapmış. Ayrıca söylentiye göre, Castleary Kayası'nın oralarda ikiz piçleri olmuş ve Cersei çocukları öldürtüp, anneyi bir köle tacirine vermiş. Ned bu söylentilere normalde kulak asmazmış, ama Lannister kadınının böyle bir şey yapmış olduğuna inanabileceği gibi, normalde Robert'ın buna sessiz kalacağına inanmazmış. Ama eskiden tanıdığı Robert böyleymiş. Şimdiki Robert, görmek istemediği şeylere gözünü kapatmakta tecrübeli diye düşünüyor. Peki John Aaron neden Robert'ın piçleriyle bu kadar ilgileniyormuş? Baelish piçlerin iyi olduğunu kontrol etmek içindir diyor. Ama Ned hayır bu yüzden değil diye düşünüyor. Ha bu arada Rhaegar'ı hatırlıyor. Rhaegar'ın da devamlı gittiği genel evler olup olmadığını merak ediyor. Her nedense durumun böyle olmadığını biliyor. Bu sırada Jory bağırıyor ve Lannister adamları Ned'in küçük kafilesinin önünü arkasını kesiyor. Sokakta kıstırılıyorlar. Jory kılıcını çekip yoldan çekilmelerini söylese de bu gerçekleşmiyor. Jamie Lannister çıkıyor ve serçe parmağın tırnak içinde karşı çıkmasına rağmen yapacağını yapmaya devam ediyor. Jamie Tyrion'u sormaya gelmiş. Ona ne olduğunu biliyor musun? diyor. Ned de benim emrimle suçlarının hesabını vermek üzere alındı diyor. Bunu duyan Jamie Lannister kükrüyor. Bana kılıcını göster Stark. Gerekirse seni Aerys'i doğradığım gibi doğrarım ama elinde kılıcınla ölmeni tavsiye ederim. Lord Baelish Pahalı kıyafetlerinize kan bulaşsın istemiyorsanız gidin diyor. Belish hemen sıvışıyor ve giderken de Ned'e şehir muhafızlarına haber vereceğini söylüyor. Ned beni öldür ve Catelyn kardeşini parçalara ayırsın diyor. Jamie Nihiroma'nın onurlu talisi bir eseri katledebilir mi? Bence yapmaz. Ama kardeşimin hayatını bir kadının onuruna güvenip tehlikeye atmayacağım. Şimdi koş ve Robert'a seni nasıl korkuttuğumu anlat. Umurumda olacak mı merak ediyorum doğrusu diyor. Jamie dönüp giderken adamlarına Ned'in adamlarını öldürmeleri emrini veriyor. Ned hayır diye bağırıyor. Kapışma başlıyor. Ned'in adamları birilerini öldürseler de bir bir ölüyorlar. Ned de atıyla yayan Lannister adamlarını indiriyor ama nafile. Atının ayağı kayıp da düştüğünde Ned atın altında kalıyor ve büyük bir acı hissediyor. Jory'i yakalayıp birçok kez bıçakladıklarını görüyor. Atı üstünden kalktıktan sonra baldırından dışarı çıkan kemiğini görebiliyor. O sırada bayılıyor. Gözlerini tekrar açtığında sokağın ortasında ölü adamlarıyla beraber yapayalnız olduğunu görüyor. Yerde sürüne sürüne Jory'nin bedenine gidiyor. Şehir muhafızları onu bulduğunda Ned'i Jory Kasel'in ölü bedenine sarılmış halde buluyorlar. Kaleye götürülürken falan arada birkaç kez ayılıp bayılıyor. Kızıl kalenin yağmurda ıslanmış taşlarını kan kırmızısına dönüşmüş şekilde görüyor. Ardından Paysel'in ona haşhaş sütü vermesiyle tam anlamıyla bayılıyor ve bölüm burada sona eriyor. Eddard 9 duygusallık ve aksiyonla dolu bir bölüm. Aynı zamanda baya kısa. Hani bölüm zaten kısa da Catlin 6 gibi uzun bir bölümden sonra daha da kısa gibi geliyor. Bu bölüm Ned'in hikayesinde alev alan bazı fitillerin patladığı bir bölüm oluyor. Önceki bölümlerde Robert'ın değişip değişmediği ile ilgili düşünen Ned bu bölümde bunu tam anlamıyla kabullenmiş. Lannister'lar ve Stark'lar arasında yükselen tansiyon da acaba bir şey olacak mı sorusu da tam olarak yanıtlanmış oldu alttan alta gizli gizli çatışmak yerine direkt bir çatışma gerçekleşti. Bölümün yapısına bakarsak geçmişiyle ilgili düşüncelere, hayallere kapılan birinin hayallerinin bir kabusla kesilmesi olduğunu görüyoruz. İlk yarısı ve ikinci yarısı arasında direkt bir bağ yok. Ama her zaman o şekilde olmasına da gerek yok zaten. Gerçekleşen saldırının ne kadar ani olduğunu vermek için, ne kadar hazırlıksız yakalanıldığını vermek için çok güzel bir yöntem bu. Çatışma ve sonrası gerçekten çok güzel yazılmış. Yani George okuyucusunu duygulandırmak isterse bunu çok güzel başarıyor. Bu bölümün en iyi Eddard bölümü olduğunu falan söyleyemem ama Eddard hikayesinde çok önemli bir yer tuttuğunu inkar edemeyiz. Kısa olmasına rağmen amaçladığı 2-3 şeyi çok güzel başardığı için çok başarılı bir bölüm olduğunu söyleyebilirim. Amaçları da elbette bize Lyanna, Robert ve Rhaegar hakkında bilgi vermek. İçimizi aynı anda hem ısıtan hem de soğutan birkaç pasaj sunmak ve sonunda aksiyon ve hüzünle kapatmak. Bölümün açılışı sınıf ve görevlerin ayrımını, dağılımını gösterir şekilde oluyor. Genel evdeki Ned bir çalışanla görüşüyor. Bu sırada baş muhafızı olan ve bu yüzden sorumlulukları olan Jory orada onu bekliyor. Kademede daha da aşağıda olan Hewitt ise bir fahişeyle kumar oynuyor. Peki ticari sınıfta olan, yatırımcı sınıfında olan serçe ne yapıyor? Buranın işletmecisi Shataya ile iş görüşmesi yapıyor. E burada pek bir sınıf ayrımı var gibi durmuyor diye düşünebilirsiniz. Çünkü en aşağıdaki kişiler eğleniyor. Ama bu tam olarak bir aldanmaca işte. Kim ne kazanıyor ve kim ne kaybediyor? Gerçekte olanlara bakalım. Hubert para kaybediyor. En aşağıdaki kişi sadece parasını değil belki kıyafetlerini bile kaybediyor. Bunlara harcayacak parası en az olan kişi o olmasına rağmen hayatın zorluklarından kaçabileceği en ufak bir noktada başkalarının cebini dolduracak bir uğraş buluyor. Bu sistemde dolan cep elbette onun hayatındaki zorluğun sebebi olan tepedekilerin cebi oluyor. Jory'nin baş muhafız olduğunu düşündüğümüzde Hubert'dan üstü olduğunu görebiliyoruz. Peki o ne yapıyor? Görevini. Lord'una karşı bir sorumluluğu var ve onu yerine getiriyor. Bu sırada daha alt tabakadakilerin yaptıklarına bakıp eğleniyor. Lord'umuz Ned ise bir ile özel görüşüyor. Ned fahişelerle cinsel ilişkiye girmeyi onursuzluk olarak görüyor ama eğer böyle biri olmasaydı Hubert herkesin ortasında bir şey yapmaya çalışırken o özel bir odada kapıda muhafızıyla bunu yapardı. Serçe yaparmaksa yatırımcı olarak Fahişelerle ilgilenmiyor. Onun herhangi bir anını kısa kaçamaklarla falan doldurmasına gerek yok. O burayı yükselmek için bir araç olarak görüyor. Alttakileri ve aslına bakarsanız orada çalışanları sömürmek için güzel bir yatırım. Bu yüzden Şataya ile konuşuyor. Bölümün devamında genel evlere yatırım yapmak istediğini, çünkü korsanların bile burada herkes gibi para ödediğini söylüyor. Başkaları için burası bir iş yeri veya bir kaçamak olabilir. Ama Beliş için burası bir para basma makinesi. Tabi burada bölümün vurucu noktalarına gelmiş alıyoruz. Yağmur Ned'i anılarına gönderiyor. Yazar bu kısmın yapısını çok güzel kurgulamış. Yakındaki anıyla değil en uzaktakiyle başlıyor. Liana ile başlıyor. Ned ve Liana arasında geçen Robert'la nişanlanması üzerine Robert'ın tek bir kişiye sadık olmayacağı hakkındaki konuşmayı alıyoruz. Ardından birden genel evde yaşananlara dönüyoruz. Arada geçiş evresi falan yok yani. Pat diye genel evde Robert'ın piçini kucağında tutan kıza geliyoruz. Şu anların nasıl peş peşe geldiğine bir bakalım istiyorum. Robert'ın nişanlanmadan önce ne yaptığının bir önemi olmadığını ve onun Rihanna'yı bütün kalbiyle seven aşık bir adam olduğunu anlatmıştı. Rihanna sadece gülümsemişti. Aşk tatlıdır sevgili Ned ama bir adamın doğasını değiştiremez. Kız o kadar küçüktü ki Ned yaşını sormaya cesaret edemedi. Robert'a satıldığında bakire olduğuna şüphe yoktu. Martin anlatmak istediği şeyi saklamadan, lafı dolandırmadan vermiş. Böyle bir geçiş yapmanın başka bir açıklaması yok. Liana'nın sözlerini yani aşkın bir adamın doğasını değiştiremeyeceği, Robert'ın doğasında tek bir kadına sahip olmanın bulunmadığını verdikten sonra bunun kanıtına geçiyor. Kucağında Robert'ın piçini tutan kıza geçiyor. Garip bir yapı aslında. Genelde böyle şeyler arasında bir geçiş evresi olur ama hayır. Direkt sonuca atlıyor. Ayrıca bu seride Liana'dan aldığımız tek diyalog. Söz ver Ned gibi kısacık ve tek taraflı sözleri dışında İlk defa biriyle sohbet ettiğini ve direkt sözlerini alıyoruz. Bir kez daha olacak bu ama orada ufak bir kızken Winterfell'deki çocuksu bir konuşmasını alacağız. Ned'in bu bölümdeki Lyanna düşünceleri elbette Tower of Joy sahnesi için bir ön hazırlama niteliğinde. Yapıyı bu şekilde kurmasına dönersek bunun birkaç etkisi var. İlki önceden de konuştuğumuz üzere Lyanna'nın düşüncelerini, şüphelerini vermek ve hemen bunların doğru olduğunu göstermek. Lyanna'nın haklı olduğunu vermek. Günümüze geldiğimizde Robert'ın tek bir yatağa bağlı olmadığını gösteren bir kanıt karşımıza çıkıyor. İkincisi, Ned'in Robert hakkındaki düşüncelerinin boşa çıkması. Kitabın başından beri Robert'la ilgili hayal kırıklığına ve düşündüğü gibi olmadığına değiniliyor. Bunları zaten konuştuk. İşte Ned'in bu pasajda Robert'ın değişebileceğini söylemesi, ardından değişmediğinin verilmesi de bu konuya katkıda bulunuyor. İsyana çıktığı, kardeşi gibi olan bu adamla ilgili kitap boyunca uğradığı hayal kırıklığından sonra Ned artık şu aşamaya gelmiş. Ned'in kaşlarını çatmaktan başka verecek cevabı yoktu. Yıllardır ilk kez Rhaegar Targaryen'i hatırlıyordu. Rhaegar'ın da devamlı gittiği genel evler olup olmadığını düşündü. Her nasılsa olmadığını biliyordu. Uf, Ned için şu düşüncelerin ne kadar acı olduğunun farkında mısınız? Direkt çıkıp da söylemiyor ama bu Cersei'nin üç dişli mızraktan yanlış adam döndü. Düşüncelerinin dengi işte. Robert ve Rhaegar'ı birbirine kıyaslıyor ve Rhaegar üstün geliyor. Robert'ın isyanına inanan biri için bu çok büyük bir darbe olmalı. Tabi Rhaegar'ın direkt Robert'tan iyi olup olmayacağını bilmiyoruz. Rhaegar'ın nasıl biri olduğu hakkında çok fazla pasaj olmasına rağmen Barristan'ın da söylediği gibi kimsenin Prince Rhaegar'ı tam anlamıyla tanımadığı söylenirdi. Eğer kazansaydı nasıl bir yönetici olacağını bilemeyiz. Jaime'ye söylediklerinden bazı değişiklikler yapmayı düşündüğünü biliyoruz ama o kadar. Ned'in Liana'ya söylediklerine bir dönelim istiyorum. Çünkü özellikle fantastik edebiyat ve romantik kitaplarda karşımıza çıkan yazarların bize birçok kez sunduğu bir şey bu. Uzun zaman önce kış yarında babaları Lyanna'yı fırtına burnunun genç lorduyla evlendireceğine söz verdiği gece Robert'a tek yatak asla yetmez demişti Lyanna. Vadide bir yerde bir çocuğu olduğunu duydum. Ned kız kardeşine sıkıca sarılmıştı. Kızın söylediklerini inkar edemez ona yalan söyleyemezdi. Robert'ın nişanlanmadan önce ne yaptığının bir önemi olmadığını ve onun Rihanna'yı bütün kalbiyle seven aşık bir adam olduğunu anlatmıştı. Rihanna sadece gülümsemişti. Aşk tatlıdır sevgili Ned ama bir adamın doğasını değiştiremez. Şimdi aşk ve onun insan üzerindeki etkisi hakkında konuşabilecek son kişi benimdir herhalde. Çünkü hiç aşık olmadım ve nasıl bir etkisi var bilmiyorum. Ama yapımlarda aşkın bir insanın doğasını değiştirebileceğini sunmayı seviyorlar. Özellikle romantik yapımlar ve fantastik edebiyatta tekrar ve tekrar bu gündeme geliyor. Mesela James Potter ve Lily veya Snape ve Lily aşkın bir insanın doğasını değiştirebileceğini vermeyi seviyorlar. Buradaysa bunun karşıtı bir görüş sunuluyor. Ben Martin'in tarafındayım. Az çok dünyaya bakış açısı falan değişebilir ama bir insanı temelden değiştirebileceğini sanmıyorum. Bence kişinin değişmek için çaba göstermesi gerekiyor. Bu çabayı alevleyebilecek bir şey olabilir en fazla. Ned'in sözleri baya sansavari şekilde sunulmuş. Hayatın gerçeklerinden uzak olan kişinin Ned olduğunu vermiş yazar. Ha bütün bunları söylüyorum ama Ned'in şu sorgulamalarında isyanın haklı olup olmaması ile ilgili en ufak bir şey olmaması harika. Yazar asla isyanın haksız olduğu ile ilgili bir şeye çıkmıyor. Robert her ne yaparsa yapsın Ned'in tamamen haklı sebeplerle isyana çıktığı gerçeği değişmiyor. Bunu sarsmıyor yazar. Sadece Ned'in Robert hakkındaki görüşlerini sarsıyor ve bu çok güzel. Ned'in Regar ve Robert'ı karşılaştırıp Regar'ı daha düzgün bulması da aslında sadece hüzünlü bir şey değil. Aynı zamanda Ned'in Regar'dan nefret etmediğini de gösteriyor. Ned'in Regar'dan nefret etmemesi için geçerli bir sürü sebebi var elbette. Ama olayların aslında Robert'ın gördüğü gibi olmadığını gösteren bir pasaj bu. Ned'in düşüncelerinin içine hiç olmadığımız kadar daldığımız bir bölümde bunu almamız çok normal tabi. Genel evde olanlardan önce Lyanna hakkındaki düşüncelerin gelmesi, Ned'in Lyanna konusunda ne kadar travmatik bir şey yaşadığını gösteriyor. Bu sadece geçmişindeki bir anı değil, onu bastıramıyor artık. Kucağında gelip de onunla ilgilenmeyecek, ilgilenemeyecek bir kralın bebeğini tutan bir genç kız gördüğünde aklına Lyanna geliyor. Bu anı onu rahat bırakmıyor. Lyanna, Ned'in hayaleti olmuş durumda. Bütün bu anılar Jon'un anne babasının Rhaegar ve Lyanna olduğuna çıkıyor tabi. Kucağında bir bebek tutan genç birisi ondan bir söz istiyor ve Ned söz verdiğinde şöyle bir pasaj geliyor. Onu gördüğünüz zaman söyleyin lordum. Eğer zahmet olmazsa ona bebeğin ne kadar güzel olduğunu söyleyin. Söylerim diye söz verdi Ned. Bu onun lanetiydi. Robert sonsuz aşk için söz verir ve daha sabah olmadan oturdu. Ned verdiği sözlere sadıktı. Diana ölürken ona verdiği sözleri ve o sözleri tutmak için ödediği bedelleri hatırladı. Neden Ned bu bölümde Lyanna, Rhaegar ve aslına bakarsanız Jon'u düşünüyor? Neden kucağında bebek tutan birine söz verirken Lyanna'ya verdiği sözü hatırlıyor? Çünkü Tower of Joy'da Lyanna'nın yanına çıktığında karşılaştığı manzaranın neredeyse aynısı bu. Gelecek bölümünde Tower of Joy hakkındaki o akıllara kazanan rüyayı görmesinin sebebi bu bölümde bayılmadan önce Barra ve annesini görmesi ve onları Lyanna'ya bağlaması işte. Hazır Ned'in bayılması demişken çatışmaya geçelim. Tekrar okuyan biri olarak bu bölüme gelmek bir başka hissettiriyor. Çünkü Jamie'nin Ares'i öldürdükten sonra Ned ile karşılaştığı anın onu ne kadar etkilediğini biliyoruz. Ned'in onu yargılayan gözleri dünyanın onu otomatik olarak yargılayacağını düşündürmüştü. Yani Jamie'nin bu saldırısının altında belki de bir tık oradan kalma bir kin vardır. Ned'i güçsüz hissettirmek, kurtun hangi hakla aslanı yargılayacağını ona sormak için de bu hamleyi yapmış olabilir. Çünkü burada Ned'i tehdit ederken Ares'i deştiğim gibi seni de deşerim diyor. Onun karşısında rahatça bunu söyleyerek onun yargılayıcı gözlerinin üzerinde bir etkisi olmadığını, Ned'in bu konuda ne düşündüğünün kendi nazarında bir önemi olmadığını kanıtlamaya çalışıyor olabilir. Ama biliyoruz ki baya bir etkisi oldu. Kendini kanıtlamaya çalışmak gerçeği inkar etmektir bu sözler. Ama Jamie'nin Ned'in kılıcını çekmesini söylemesi onun Ned'den gram korkmadığını da gösteriyor. Bu da bir gerçek. Dizi izleyicileri Ned mi alır Jamie mi alır diye tartışa dursun biz gerçeğin ne olduğunu biliyoruz. Ne dövüş konusunda aşırı yetenekli biri falan değil. Kalede eğitim almış bir lorddan fazlası olduğunu gösterecek bir şey yok elimizde. Direkt kötü çöp falan demiyorum ama Jamie Westeros'ta bu konudaki en yetenekli kişilerden biri. Barristan Selmy ta Mirin'deyken eğittiği bir çocuk hakkında düşünürken Jamie Lannister'dan beri gördüğü en yetenekli kişi olduğunu söylüyor. Jamie'nin sadece sayı avantajı sebebiyle ne de karşı bu kadar rahat konuştuğunu sanmayın. Kılıçların fırtınasında gördüğü o muazzam rüyada şöyle bir pasaj gelecek. Savaş atları ağır adımlarla siyahlığın içinden hasıl oldu. Hayvanların hiç ses çıkarmadığını fark etti Jamie. Ne su şıpırtısı, ne zırh şıngırtısı, ne de nal sesi. Ersin taht odası boyunca at süren Eddard Stark'ı hatırladı. Adam sessizlikle sarmalanmıştı. Sadece gözleri konuşuyordu. Bir lordun gözleri. Soğuk, gri ve yargı dolu. ''Sen misin Stark?'' diye seslendi Jamie. ''Öne çık.'' Canlıyken asla korkmadım senden. Ölüyken de korkmuyorum. Şimdi tabi sadece nede olan içerlemişliğinden bunu yaptığını söylemiyorum. Jaime'nin Tyrion'a gerçekten çok değer verdiğini ve özellikle hikayenin bu aşamasında kanının bayağı deli aktığını biliyoruz. Starkların Tyrion'u yakaladığını duyduğunda pek de rasyonel düşünecek birisi değil şu aşamada. Ned'in kral elliğinden istifa etmiş olması da bu tarz bir hamleye iyice cesaret vermiş oldu. Jaime bu bölümde bayağı canavarca sunuluyor. Sevmediğim şeylerde bunu konuşacağız. Bunun olaylara nedim bakış açısından bakmamızla bir ilgisi yok. Aşırı vahşi ve bayağı zalim, sadist biri olarak verilmiş. Şu pasaja bakın mesela. Tregar Lord Stark'a bir zarar gelmesin." dedi. "Emrederseniz lordum." diye cevap verdi adam. Ama buradan en ufak bir ders almadan ayrılmasını da istemeyiz. O halde gülümsedi ve gecenin karanlığında parlayan beyaz dişleri göründü. "Adamlarını öldürün." "Hayır." diye bağırdı Ned kılıcına davranırken. Şimdi bu bölüm çok rahatlıkla Jamie'nin küçük kardeşine yapılanlar için haklı olarak sinirlenmesi ve Lord Stark'ın karşısına çıkıp neler döndüğünü sorması hatta sinirinden ona ve adamlarına saldırması şeklinde sunulabilirdi. Ama Martin bunu yapmamış. Jamie'yi direkt bir canavar gibi vermiş. Sanki burada olanlardan insanları öldürmekten zevk alıyor gibi sunuluyor. Sırıtıyor. İlk kez okurken bunu bir sorun olarak görmüyoruz. Jamie'yi bu şekilde alıyoruz. Ama tekrar okurken Jamie'yi tanıyan biri olarak onun sadist olmadığını biliyorum. Bu daha çok ilk Jamie planından kalma bir şey gibi geliyor bu yüzden. Tabi çatışmadan sonra şöyle muazzam bir pasaj geliyor. Gözlerini tekrar açtığında Lord Erard Stark ölü adamlarıyla yalnızdı. Atı yanına yaklaştı. Kanı kokladı ve dört nala uzaklaştı. Ned bacağındaki acıya dişlerini sıkıp dayanmaya çalışarak bedenini çamur içinde sürükledi. Saniyeler değil de yıllar geçiyor gibiydi. İnsanlar ışıklı pencerelerinden olanları izlemiş, Ara sokaklardaki kapılarının önüne çıkmaya başlamışlardı, ama kimse yardım etmek için kımıldamıyordu. Saça parmak ve şehir muhafızları orada, caddenin tam ortasında, Jory Casel'in ölü bedenine sarılmış halde buldular Ned'i. Yani ne diyeceksin? Jory'nin cansız bedenine sürünerek ilerleyen Ned görüntüsünden sonra ne diyeceksin? Leanna'yı düşündüğü bu bölümün sonunda yine kanlı bir bedene sarılmış haldeki Ned'i almamız biraz manidar tabi. Ardından Ned'i kızıl kaleye götürüyorlar ve kalenin yağmurda ıslanmış taşları kanlı gibi gözüküyor. Ardından haşhaş sütü içiyor ve tam anlamıyla derin rüyalara dalıyor. Bölüm burada bitiyor. Ama bölümde gerçekleşen bu çatışma hakkında konuşmamız gereken çok önemli bir şey var. Jamie ve adamları Ned ve adamlarını nasıl bulabildi? Bütün bu Lannister adamlarının Ned'in nerede olacağını biliyor olması aşırı garip duruyor. Sokağın iki tarafından birden Ned'i kıstırmış olduklarını falan düşününce Sanki birisi onları bilgilendirmiş gibi duruyor. Bu kişi elbette serçe parmaktı. Yani bölümü okuduğunuzda Lannister adamlarının ne de rastlamış olması gibi bir ihtimal olmadığını görebiliyorsunuz. Adamlar mükemmel formasyonda, mükemmel kıskaç hareketiyle ortaya çıkıyor. Baelish'in Lannister adamları ortaya çıktıktan sonra yaptıklarına, söylediklerine bakarsak diğer kanıtlarla beraber bu işin altında onun parmağı olduğunu görebiliyoruz. Ama yaptıklarına geçmeden önce diğer kanıtlara bakalım. Nedin şehirde gizlice hareket etmeye çalıştığını biliyoruz. Önceki bölümlerde bunu gördük. Arkasında birileri olursa diye bayağı dikkatli davrandığını biliyoruz. Bununla beraber Ned Stark gece vakti genel evlere gidecek birisi değil. Yani sürekli bu tarz bir şey yapıyor olsa birkaç kez bunu gözlemledikten sonra dışarı çıkacağı bir gün ona tuzak kurabilirsiniz. Ama ortada öyle bir durum yok. Yani sadece Ned'in sürekli yaptığı bir ziyaret olmamakla birlikte Lannister adamlarının saldırma sebebi de Ned'i indirmek için fırsat kollamak şeklinde değil şehre ulaşan bir haber sebebiyle bu gerçekleşiyor. Catelyn Tyrion'u kaçırdığı haberi üzerine Ned'i kıstırmak istiyorsunuz ve rutin olmayan bir ziyarette mükemmel bir noktada onu kıstırıyorsunuz. Bunun için o ziyareti yapacağını, ne zaman yapacağını ve hangi güzergahtan oraya gideceğini biliyor olmanız gerekiyor. Ha şimdi gelelim Baelish'in söylediklerine. Kurtlar oluyor dedi askerlerin lideri. Ned adamın yüzünde yağmur sularının süzüldüğünü görebiliyordu. Ne yazık ki çok küçük bir sürü diye ekledi adam. Serçe parmak atını dikkatlice adım adım ileri sürdü. Bu ne demek oluyor? Karşınızdaki kral Ali. Beliş bu şekilde konuşacak biri değil. Onu tanıyoruz. Ne de arka çıkarak istifa ettiği bir konumun getirdiği ünvanı kullanacak biri değil o. Bu sahnede net bir şekilde Ned'in tarafındaymış gibi görünmeye çalışıyor. Lannister bu yaptığın delilik dedi serçe parmak. Bırak geçelim kalede bekleniyoruz. Sen ne yaptığını zannediyorsun. O ne yaptığını biliyor Dedi Ned sakince. Yani bana Baelish'in şu sözlerinin ciddi olduğunu söyleyemezsiniz. Tam olarak şaşırmış biri rolü yapsanız ağzınızdan çıkacak kelimeler bunlar. Bir de Ned'in durumu anladığı ancak Baelish'in anlamadığını görüyoruz. Baelish bu hamlenin ne olduğunu anlayamayacak biri mi yani? Lütfen. Yani evet Baelish bunun olmasını istiyordu. Belki Lannister'lara Catelyn'in Tyrion'ı kaçırdığı haberini bile o ulaştırmış olabilir. Bir saat gidip söylemesine gerek yok. Bir adamını yollaması yeterli. Bu da zaten Baelish'in neden Lannisterlara Ned'in yerini söylediğini açıklıyor. Baelish bunlar olsun istiyordu çünkü Ned'in Kralın Şehrinde olmasına ihtiyacı var. En son Ned bölümünde Ned şehirden olabildiğince hızlı bir şekilde uzaklaşmak istiyordu. Baelish, Barra ve annesinin yeri bilgisini kullanarak onun ilgisini çekti ve Lannisterlara nerede olacağı bilgisiyle Catelyn, Tyrion bilgisini ulaştırmasının sonucunu biliyordu. Baelish neden Eddard'ın Kralın Şehrinde kalmasını istiyor diye soruyorsanız Mares vs. Serçe Parmak videosuna bakabilirsiniz. Sevdiğim ve sevmediğim şeylere geçelim. Ani saldırının hiç beklenmedik bir şekilde geldiğini aktarmak için birden geçiş yapılması ve hiç yolunun yapılmaması çok güzel. Ned'in düşüncelerinin Lyanna ve Rhaegar'a gitmesi de harika ve bölümün iki kısmının birbirine bağlandığı noktanın Ned'in birilerini kaybetmesi olması çok güzel. Sevmediğim şey ise analiz kısmında da konuştuğumuz üzere Jamie'nin sadist gibi verilmesinin serinin devamındaki Jamie ile pek uyuşmaması. Yani yanlış anlamayın. Jamie'nin Ned ve adamlarına saldırması tutarsız bir şey değil. Olayların değiştirmesine hiç gerek yok. Jamie'nin o beyaz gülüşü ve bundan zevk alırcasına Ned'in adamlarının öldürülmesini emretmesi olmasa pek bir sorunumuz olmazdı ama bu da büyük bir sorun değil. Sonuçta şu söylediğim iki şeyi çıkardığınızda tehlike azalmıyor. Jamie ve adamlarının burada Ned'i sıkıştırmasını okuyan kişiler olarak tehlikenin sayılarda ve saldırırsa gerçekleşecek olanlarda yattığını biliyoruz. Jamie'nin bu şekilde davranması tehlike hissine bir şey eklemiyor. İlk plandaki taht oyunlarında önüne geleni öldürerek basamakları birer birer tırmanacak olan Jamie'yi anımsatmak dışında bir şeye yaramıyor. Böyle bir villain'da bir sorun yok tabi ama Jamie böyle bir villain değil. Bu daha çok Joffrey veya Ramsay gibilerinin rolü. Ama George bir şekilde bunu düzeltebilir. Kış rüzgarlarında gelecek iki cümleyle bu sorun düzeltilebilir. Tyrion'un kaçırıldığını duyduğunda ne kadar da öfkelendiğini, o adamları öldürme emrini verirken içindeki intikam duygusunun tatmin olduğunu hissettiğini ve şimdi ailesine karşı çalışan Tyrion'u duyunca bunların ağzında nasıl da küle döndüğünü falan yazması yeterli. Bu sahneye dönüp dönmeyeceğinden emin değilim. Ama sadece tekrar okurken göze çarpan bu sahneyi bile iki cümleyle açıklayabilir. O yüzden çok büyük bir sorun değil. İma ve altyapılara geçelim. Özellikle Shataya'nın genel eviyle başlayalım. Çünkü burası nehir topraklarında Catelyn'in Tyrion'u yakaladığı dört yol ağzındaki han gibi hikayede tekrar ve tekrar geleceğimiz bir yer. Tyrion kral eli olduğunda burayı sık sık ziyaret edeceğiz. Buraya gizli bir geçit olduğunu ve bir kral elinin bu gizli geçidi Tyrion gibi sürekli kullandığını öğreneceğiz. Ki bu kral eli çok yüksek ihtimalle Tywin Lannister ve onun maskesini düşürürken kullanacağımız hikaye elementlerinden biri bu olacak. Ama burası hikaye için çok daha önemli bir yer haline gelebilir. Kış rüzgarlarında burayı tekrar göreceğimizi George'un söyleşilerinden biliyoruz. Şimdi söyleyeceğim ufak teori kış rüzgarlarında gerçekleşmeyip bahar rüyasına kalabilir ama sırf paralellik sebebiyle bile bunun gerçekleşebileceğini düşünüyorum. Şöyle ki buraya giden gizli bir geçit var. Bunu biliyoruz. Bu geçidi bilen kişinin Varys olduğunu da biliyoruz. Diyelim ki Aegon kralın şehrini aldı ve tahta oturdu ardından Daenerys şehre geldi ve ejderhanın gücüyle bariz belli ki burayı alacak. Aegon'un Kale'den kaçırılıp onu destekleyen halkın arasında saklanması gerekti. Acaba bu geçidi kullanmayı düşünürler mi? Aynı John Connington'ın Taşlı Sept'te Robert'ı kıstırması ve Robert'ın bir genel evde saklanıyor olması gibi Aegon ve John Connington Şataya'nın genel evinde saklanabilir mi? Ardından John Con'un Tywin Lannister gibi davranıp orayı yerle bir etmeliydim sözleri gerçekleşerek bunu gerçekleştiren kişi Deni olabilir mi? Bilmiyorum ama paralellik, Egon davasını destekleyen ve geçidi bilen Varys ve son olarak buranın tekrar ve tekrar geri geldiğimiz bir yer olması bu tarz bir hikayeyi çok olası kılıyor gibi. Altyapı ve imalara devam edersek, Barra ve annesinin geçtiği bir bölümde şu pasajın bulunuyor olması net bir altyapı ve ima örneğidir. Söylentilere göre Lord Tywin'in 3 yıl önce düzenlediği turnuva için Batı'ya gittiğinde Westeros arasındaki bir genel evde çalışan bir fahişeden de ikiz biçileri olmuş. Cersei durumu öğrendiğinde bebekleri ördürtmüş ve anneyi bir köle tacirine vermiş. Gelecek kitapta Barra ve annesinin öldürüleceğini biliyoruz. Jano Slint ve adamı Alar gerçekleştireceği bu korkunç şeyi emreden kişi kim ola ki? Bu pasaj o ölümlerin altyapısını hazırlıyor. Hazır Robert'ın piçlerinden bahsetmişken bölümde Edric Storm'un altyapısı da mevcut. Fırtına burnundaki oğlanı biliyorsunuz zaten. Onun Stannis'in düğününde peydahlamıştı. Başka türlüsü de olamazdı zaten. Çocuğun annesi bir Florent'tı. Lady Selis'in yeğeni ve bedmaidlerinden biriydi. Renly'nin anlattığına göre düğün ziyafeti sırasında Stannis yeni geliniyle dans ederken Robert kızı kapmış ve gerdek odasına götürüp dans etmekte olan yeni evlilerin yatağına dağıtmış. Lord Stannis bunu karısının aile şerefine yapılmış bir hakaret olarak algılayıp doğan çocuğu Renly'nin yanına postalamış. Burada Türkçesinde yanlış bir çeviri var. Selis de sanki kralın yatak arkadaşlarından biriymiş gibi çevrilmiş Halbuki Edric Storm'un annesinin Selis'in bedmaidlerinden yani hizmetçilerinden biri olduğu anlatılıyor. Her neyse burada gördüğünüz üzere isim hariç Edric Storm anlatılıyor. Gelecek iki kitapta gerçekten önemli bir rolü olacak bu çocuğun altyapısı burada atılıyor. Ha çocuğun tohumunun atıldığı yerde ilginç tabi. Martin Robert'ın bu piçi nerede yapacağı üzerine düşünmüş ve Stannis'in evlilik yatağına uygun bulmuş. Yani bir söyleşiden dolayı söylemiyorum bunu. Hikayede bunu verdiği için söylüyorum tek kelimeyle muazzam bir seçim. Robert bu çocuğu nerede yapmış olsun sorusuyla Stannis'in evlilik yatağı cevabına ulaşmış olması harika bir şey. Stannis'e bir hakaret olsun, Robert ve Stannis ilişkisini anlatsın diye seçebileceği en güzel yeri seçmiş. Ki zaten bu pasaj aynı zamanda Stannis ve Robert ilişkisine bir altyapı oluyor. İma olarak analiz kısmında konuştuklarımız da var elbette. Rhaegar ve Lyanna'nın Jon'un biyolojik anne ve babası olduğuna çok güzel ipuçları veriliyor. Elinde kraliyet soyundan gelen çocuğunu tutan genç bir kız gördüğünde Ned her nedense Lyanna'yı düşünüyor. Ve yine her nedense John'u düşünüyor ve yine her nedense bölümdeki düşünceleri Rhaegar'a gidiyor. Gerçeği bilerek okuduğunuzda ilk kez okurken bunları nasıl yakalayamadığınızı sorgulatacak düzeyde bir ima bu. Ama işte güzel saklanmış. Direkt John, Lyanna ve Rhaegar'ı düşünmüyor. Önce Lyanna ile bu kız arasında bir bağ kuruyor. Ama bu bağ elinde bir bebek tutmakla ilgili değil. Robert'ın tek bir yatağa sadık kalmayacağıyla ilgili. Sonra bu kızla karşılaşmasını düşünürken onun gülümsemesinin kalbini ikiye ayırdığını düşünüyor. O sırada elinde tuttuğu çocuğa bakıp John'u düşündüğü veriliyor. Son olarak her nedense Rhaegar'ın genel evlere gidip gitmediği ile ilgili garip bir düşünce aklına geliyor ama sadece bir cümlelik. Son olarak Robert'ın evlilik sözüne sadık olmadığı ile ilgili birçok pasaj bulunan bir bölümde gelen şu sözlere bakalım. Robert sonsuz aşk için söz verir ve daha sabah olmadan unuturdu. Ned verdiği sözlere sadıktı. Burada Ned'in evlilik sözüne sadık olduğu, Mipiti'nin olmadığı iması yatıyor ama yine çok güzel saklanmış. Ned'in Barra'nın annesine çocuktan Robert'a bahsedeceğiyle ilgili verdiği sözden sonra bu pasaj geliyor. Ned'in sadık olduğu sözün insanlara verdiği bu tarz sözler olduğuna çıkıyor ilk okuyuşta. Ama aynı zamanda bahsettiğimiz ima yatıyor işte. Ve bir de şöyle bir durum var. Robert burada genç ve tecrübesiz biriyle yatıyor. Ve bu kişi ona aşık. Şimdi biz biliyoruz ki Robert ve Cersei ilişkisinde Cersei Robert'a canımı yakıyorsun demişti. Ama burada kız Robert hakkında hiç de kötü düşünmüyor. Ona basbaya aşık olmuş. Demek ki Robert ona çok iyi davranmış. Demek ki Robert cinsel ilişkide neyin doğru neyin yanlış olduğunu çok iyi biliyor. Neyin sınırları aştığını çok iyi biliyor. Ama Cersei'ye geldiğinde bunları hiç göz önüne almıyor. Bunu da söylediğime göre bir bölümün daha sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ayrıca Lord ve Lady'lerimize de teşekkür ediyorum. Lord Velat Akyol, Lord Yusuf Bayata, Lord Haktan Baran Akkaya ve Lord Yusuf Burak Eker. Gelecek bölüm Daenerys 4 bölümüne bakacağız. O bölümün incelemesinde görüşmek üzere, hoşçakalın.